Trabzon Avni Akerstar'ında gerek Trabzonspor gerekse Gençler Birliği için önemli karşılaşma. Bordo Mavili takımı 6. hafta öncesinde yaptığı 5 maçtan 4'ünü kazanmış durumdaydı ve bu haftaya da lider girmişti. Liderliğini devam ettirmek istiyordu Gençler Birliği karşısında. İşte Trabzonspor hata 9. dakikada Orhan'ın attığı golle Bordo Mavili takım 1-0 öne geçiyor. Tribünler tıklım tıklım dolu, pozisyon tekrar ekranlarınızda. Gençler Birliği ise yaptığı transferlerle ligde üst sıraları zorlamak istiyor ve yaptığı son iki karşılaşmadan ikisini de kazanmıştı Gençler Birliği. Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Bursaspor'u geçtiğimiz hafta kendi sahasında 3-1 yenmişti. Atak yapan takım yine Trabzonspor. İsmail orta ceza alanına lemi yükseliyor, dakika 22, durum 2-0 oluyor. Trabzonspor'un golünü tekrar izliyoruz. Geride kalan 22 dakika içerisinde takımı 2 gol yiyen teknik direktör Gündüz Tekin Onay üzgün. Lemi orta içeriye doğru, son anda Küçük Metin topu çizgiden çeviriyor. İskender. Serbest atış Gençler Birliği lehineydi. Yine Trabzonspor hata. Orta ceza alanına, boşta kalan topu Lemi tamamlıyor. Yine defanstan dönen top. İsmail. Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hami. Karşısında Büyük Metin. Orta Lemi, dakika 45, durum 3-0. İlk yarı bu skorla kapanıyor. İkinci 45 dakikada Gençler Birliği'nin kalesinde Okan var. Lemi'nin kafa vuruşu ve 4. Trabzonspor golü. Dakika 50. Lemi kendisinin 3. takımının 4. golünü atıyor. Tekrar Lemi ceza alanı içerisinde Okan'la karşı karşıya ve hakem Oğuz Sarvan bu pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteriyor. Konuk takım futbolcuları itiraz ediyorlar ve bu itirazlardan sonra kaptan Büyük Metin kırmızı kart görüyor. 52. dakikadan sonra Gençler Birliği oyun alanında 10 kişi kalıyor. İşte penaltı pozisyonunu tekrar izliyoruz. Penaltı atışı için topun başına gelen isim Hami. Dakika 53 ve durum 5-0. Yine Trabzonspor hata. İskender. Lemi. Küçük Hamdi ve Trabzonspor'un 6. golü. 70. dakikada Trabzonspor durumu 6-0 yapıyor. Kemal Yıldırım konuk takımın ender gelişen ataklarından birisi ve Trabzonspor defansında İsmail topu kendi kalesine gönderiyor. Böylece Gençler Birliği'nin golü geliyor. Durum 6-1 oluyor karşılaşmanın 85. dakikasında. Bu maça değin yaptığı 5 karşılaşmada 8 gol atan Trabzonspor, Gençler Birliği karşısında 6 gol buluyor ve karşılaşmayı 6-1 kazanıyor. Maçın skoru Trabzonspor 6, Gençler Birliği 1. Ich habe gemeint heute, dass es möglich war, eine gute Score zu machen. Maçtan önce futbolcularıma bugün iyi bir netice alacağımızı söyledim. Und das was zu zeichnen von unserer Offensive sind am Publikum. Ve
seyirciye ofensif futbol oynamalarını göstermelerini söyledim. Und ich meine, wir haben das Beweis gegeben heute. Ve bunu tabii ki maçtan sonra ispatlamış olduk. 6 Tore. 6 gol attık. 3-3 in jedem Abseit. Her devrede 3'er gol. Aber das letzte Tor ist gemacht bei der Gegner. Oder bei Ismail. Yani... Sonuncu golü de yine biz attık sayılır. 7. gol de bizim sayılır. So wir haben 7 Tore gemacht heute. Ve 7 gol atmış olduk.